Ah neyleyim gönül gönül senin önünden. Ah neyleyim gönül gönül senin önünden. Her zaman ağlarım gülemem gayrı. Her zaman ben bıktım usandım elin dilinden. Terk ettim sırayı dönemem göğe. Ben bıktım usandım elin. Terk ettim sana, dönemem gönül. Ben bu sırra eremedim ki. Gönül ben bu sırra eremedim ki. Bunca bunca günler deremedim ki. Arz ettim yarı göremedim ki. O ayna yıldızı göremem gayrı. Arz ettim yarı göremedim ki. O ayna gönül aşığa. Ne ağlatarsın gönül aşığa. Yazılandan gelir benim başıma. Yazılanlar gelir benim başıma. Gelme mezardaşıma, uyanıp da sana gülemem gayrı.
efendim. Bir Bahçıvan programında bendeniz Ömer Çelik. Siz değerli izleyicilerimizle birlikte olmanın mutluluğu keyfiyle şehir ekranlı izleyicilerimizi gönülden, yürekten, sevgi, saygı, hürmetle selamlıyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Bizler de hoş geldik. Bugün bir Bahçıvan'da bir değişiklik yapalım istedik. Genelde sanatçı dostlarımızı konuk alırız. Onlarla muhabbet ederiz. Onların o güzel sesleri, yorumlarını, icralarını dinleriz. Ama bugün sevgili Hüseyin Yazan hocamdan rica ettim. Dedim ki Hüseyin Yazan kardeşim, sevgili hocam, değerli hocam. Gel bu bahçıvanı birlikte yapalım. Sazınla yarenlik yap bana dedim. Sağ olsun o da beni kırmadı. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Canım arkadaşım, kader arkadaşım. Aynen değerli hocam. Canım sizde olabilmek çok keyif veriyor gerçekten. Eyvallah. Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Uzunca bir süredir sevgili Hüseyin Yazan'la beraber özel bir kanalda TRT'de bahçıvan yaptık. Bahçıvanımızı uzunca bir süre Hüseyin Yazan'la birlikte devam ettirdik. Bugün böyle bizden olsun. Kendimiz çalalım, kendimiz söyleyelim istedim. İnşallah sizler de keyif alırsınızdır. Malum evde kalma sürecimiz devam ediyor. Hijyene de dikkat etmemiz gerektiği çok çok önemli. Aslında ben kendi adıma hijyen konusunda çok böyle şey değilim. Korkuları olan birisi değilim. Çünkü bu konuda biraz hassasiyeti fazla olan birisiyim. En azından kendim öyle düşünüyorum. Hüseyin hocam sen ne dersin bu konuda? Hijyenle aran nasıldır? Vallahi malum biliyorsunuz ortalık koronavirüsünden dolayı büyük badireler atlatmaya çalışıyoruz ne yazık ki. Çok sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Yani şöyle demek gerekiyor. Evimizde kalmaya devam edelim. Eğer zorda kalmadığımız müddetçe çıkmamaya gayret edelim. Çünkü evde kalmak tabii ki çok önemli. Zaten büyüklerimiz bu anlamda her daim açıklamalarını yapıyorlar, söylemlerini ortaya koyuyorlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor ama onun da öncesinde hijyen, temizlik şart arkadaşlar. Gerçekten öyle. Zaman zaman haber bültenlerinde pek böyle gözümüze hoş gelmeyen bazı görüntüler kulağımıza geliyor, görüyoruz. Bilmiyorum bunu nasıl bir zihniyetle yapabiliyorlar. Allah onlara da hidayet versin diyorum. Bütün dünya, insanlığı çok önemli bir sınavdan, bir imtihandan geçiyor. Rabbim inşallah bizlere bu anlamda yardım eder. İnşallah. Dünya insanlığı yaşamın, hakikatli yaşamanın dışında yaşamaya başlamıştı. Bazı gerçekleri unutmuştuk Hüseyin. Orası gerçek. Bazı gerçeklerden göz ardı etmeye başlamıştık bazı gerçekleri kendi dünyamızda. Allah-u Teala bize aslında böyle bir imtihan vermekle aslında bize bir şans da verdiğini gösteriyor. Zaman zaman belki sizler de izliyorsunuzdur sosyal medya ortamında farklı mesajlarda görebiliyoruz. Mesela bu virüsün bize kattıkları olumlu katkıları da var. Gerçekten öyle. Aile dostlarımızla bir araya gelmeye başladık. Ya da kendi aile efradımızın kıymetini anlar olduk. Onlarla belki kucaklaşmadık ama göz temasıyla, söz temasıyla onlarla bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu hissettirmeye başladık. Uzunca bir süredir belki aynı sofraları kullanmıyorduk, yemek yemiyorduk. Ama şimdi belki aynı sofrayı kullanmaya başladık. Karşılıklı da olsak, uzakta da olsak, söylediğim gibi o göz temasını kurmaya başladık. Böyle artıları var. Mesela bazı kötü huyların azaldığı konusunda çok ciddi rakamlar üstelik de. Yani böyle neredeyse %90, %100'lere varan düşüşler yaşandığını duyuyoruz, görüyoruz. Bunlar da hayırlı şeyler değil mi?
İnşallah bu hayırları alırız kendimize. Bundan sonraki yaşamımızda en azından bunlara dikkat ederek yaşarız. İnsan hayatı önemli arkadaşlar. Ben bir şey daha hatırlatmak istiyorum hocam. Buyurun hatırlatın. Ben Hüseyin evde hocam. Kaldıkça şunu da hatırlamış oldum. Yani hep işle ilgilendik. Hiç kendimize, ailemize, çocuklarımıza, gerekse babamıza ya da annemize zaman ayırmadığımızı da öğrendik. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. İnanılmaz. Bir yani ben ne konuşuyorum yok, Hüseyin? Orası öyle ama en önemli olan hani bir aile, bir birey olarak yani, hani gerçekten bunun kıymetini anladık. Hani belki farkında değildik. Hep dışarıda biz müsyenler, iyi bilirsiniz hocam, bizim hafta sonumuz haftanın 7 günü çalışan insanlarız. Evet. Çünkü saatimizin, zamanımızın olmadığı bir zamanla yarışıyoruz. Zaman dedin değil mi Hüseyin? Tabii. Zamanla yarışıyoruz, evet. Sevgili yönetmenim oradan işaret ediyor. Diyor ki Ömer Çelik, tamam sizin muhabbetiniz iyi, güzel de bize türkü çalın kardeşim, tamam. Diyor. Yani boş geçirmeyelim Hüseyin. Tabii arada hocam. Gene konuşalım. Tabii. İşte. Bu defa ne okuyayım? Sen söyle, ben çalayım bunu. Bunca gamı bunca derdi hocam. Erisin dağların karı. Ne güzel türküdür. İnşallah sizler de seviyorsunuzdur. Sevgili Hüseyin Yazan hocamla beraber hadi çalıp söyleyelim bakalım. Erisin dağların karı, sollu gölü.
gene ömrüm var. Erisin dağların kar, soldu gönlümün baharı. Ecel kapımı çalmadan sen gene ömrüm var. Evet üstadım, ellerine sağlık. Çok da güzel bir eser, çok da güzel bir türkü. Bilmiyorum, ben okumaktan keyif alıyorum bu eseri. Vallahi siz de okuyunca ben de çalmaktan keyif alıyorum canım, hocam. Yemin billah. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize, duygunuza sağlık hocam. Ama okutana bakmak lazım. Sen icran güzel olunca yorumlamak da kolay ve güzel oluyor tabii estağfurullah, ki. Estağfurullah. Şehir Ekranı TV'de bahçıvanımızı bugün farklı bir formatta yapıyoruz. Sevgili Hüseyin Yazan'la muhabbet ediyoruz bahçıvanda. Kendimiz çalıp kendimiz söylüyoruz. Bugün konuk almadık. Kendi kendimizi konuk ettik. İnşallah sizler de ekranlarınız başında aynı keyifle bizleri izliyorsunuzdur. Evet sevgili hocam, evde kalma günleri nasıl gidiyor müzik dışında? Hocam aslında çok güzel gidiyor ama bir taraftan da sıkıcı. Yani o güzel kısmını açar mısın birazcık? Nasıl güzel? Hocam ev halkı ahalisi olarak, büyüğü olarak da... Evet. Dışarıda enstrümanımızı icra ederiz ama evde de bulaşık yıkamayı da biliriz yani, hocam. Yani onu öğrendim Hüseyin. Evet hocam. Yani yapmadığımız bir şey kalmadı. İşin tarafı da sıkılıyoruz. Sıkıldığımız için de ev ahalisine aynen öyle. Ama şu da var. Güzel bir şey daha oldu. Şu anda insanlarımız evlerindeyken sosyal medya üzerinden inanılmaz büyük bir patlama yaşıyoruz. Ya sosyal medya dedin de Hüseyin, o konuda birkaç kelime konuşmam gerekiyor. Tamam. Sen cümleni tamamla yani, ondan sonra. Sosyal medya üzerinden de çok inanılmaz programlar yapılıyor. Mesela ben şahsen iki günde bir kendi Instagram, Facebook, YouTube sayfamda çok güzel canlı programlar yapıyorum. Niye bana söylemiyorsun? Ben niye yapmıyorum bunu? Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. İnanılmaz bir rağbet var. Yani bu bir taraftan da bizi tanımaları açıyor. Hangi yapıyorsun canım? Ben dün akşam yaptım. Dün akşam hangi gündü canım? Şu anda pazartesi. Ekran... Pazartesi. Ha, pazartesi 22.00'da. Tamam, ben de bundan bir pazartesi akşamları 22.00'da. Ben salı günü yapıyorum çünkü hocama yetişemem. Hocam ama gerçekten şey oldu. Sanatçı yani. Arkadaşlarımızın sosyal medyayı bu anlamda kullanmaları çok çok önemli. Çünkü yararlı bir şey oluyor ve kesinlikle, evlerine misafir oluyorsunuz. Moral, yani motivasyon sağlamış oluyoruz. Aynen öyle. Sanatçılara düşen görev de bu. Birçok insan, birçok sanatçı arkadaşımız da bunları yapıyorlar. Ben de şahit oluyorum, görüyorum. Ama bunun dışında hala bir şeylerden ders almamış, hala bir şeyleri başka taraflara çekmeye çalışan, hala bu konudan nemalanmaya çalışan görüntüler izliyoruz. Maalesef bunlar insanı üzüyor. Bu konudan kazanç çıkarmaya çalışan insanlar, evet. Allah size hidayet versin diyorum. Gerçekten öyle. Yani böyle bir olay yaşanmadan 1 liraya aldığımız bir şeyi bugün 10 lira diyorsunuz ya da 20 lira diyorsunuz ya da yok diyorsunuz. Arkadaşlar bu kazançlardan fayda göremezsiniz, altını çiziyorum. Buradan kazandığınız paraların size bir hayrı olmaz. Gerçekten öyle. İnsanlık söz konusu. İnsanların hayatı söz konusu. Buradan ders alıp dürüstlüğün altını çizin, onu ortaya koyun. Eğer bir şey yapacaksanız indirim yapın. İnsanlar zaten çalışamıyorlar, insanlar zaten evden çıkamıyorlar. Bir şey üretemiyorlar. Bir durum, böyle bir durumda siz de tutuyorsunuz, üzerine bir şeyler koyuyorsunuz. Güya kar ettiğinizi sanıyorsunuz ama tekrar söylüyorum, Allah bu kazançları, bu karları yedirmez size. Çünkü mazlumun, garibanın ahını alıyorsunuz. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda bir televizyon kanalında bir haber bülteninde bir masum yavrucak bir çocuk sizi Allah'a şikayet edeceğim diye bağırıyordu. İşte o çocuğun ahları var şu an dünya ülkeleri üzerinde.
kim çok ahaldıysa, kim bu konuda daha fazla o masumların, mazlumların canını yaktıysa, bugün onlar daha çok çekiyorlar cezalarını. Allah'a hamdolsun biz gene kendi ülkemizde bu konuda şanslıyız diye düşünüyorum. İnsanlarımız da duyarlı. Sizler, bizler sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Verilen mesajlar, yapılması gereken şeylere belki arada eksikler oluyor tabii ki ama genel anlamda uyuluyor. Bu da ülkemiz adına gurur verici. Biz biriz, birlikte olmalıyız. Birlikten kuvvet doğar ve biz o kuvveti inşallah ortaya koyacağız. Gerek siyasetçilerimiz, gerek bürokratlarımız, gerek halkımız bu konuda inşallah gerekli hassasiyeti gösterecekler. İnşallah. Sevgili Hüseyin, beste çalışmaları yapıyor musun bu arada? Beste çalışmalarımı bayağı bir ara verdim. Rahmetli İşte annemin, bu günleri değerlendirsen ne olur? Yani rahmetli annemin vefatından bu yana bir şey üretemiyorum. Üretemiyorum. Yani. Evet, yani 2013'ten bu yana daha doğrusu. Allah nurlar için. Amin. Onun için bir şey ürettiğim zaman hep aklıma geldiği için, yani biliyorsunuz yaşanmış olayları dile gelmesi biraz zor oluyor ne yazık ki, biraz zaman alıyor. Onun için sevgili Hüseyin, ama ne yapıyoruz? En güzel bir şey var. Evimizde enstrümanımız olsun, gerekse repertuar çalışmalarımız olsun. Evet. Bunların üstünde inanılmaz büyük bir şekilde bir çalışma. Çünkü zamanımız var. Elimden geldiği kadar kitap okumaya çalışıyorum. Harika. O da işte nacizane. Ne tür kitaplar okursun? Bizim değerli hocamız Demirhan Kadıoğlu'nun çok güzel, evet, yurtla ilgili bir kitabı, hı hı, var. Mutlaka. Kendi hayatını anlatmış. Kendi hayatını anlatmış. Evet, çok oldu. Önemli. Şu anda bir aklıma gelmiyor. Kitap. Ben de hatırlayamadım ama Demirhan hocamıza da buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Esev'de de eğitim veren çok değerli üstadlardan birisi. Hayatı çok anlamlı yaşamış birisi. Ve dolu mutlaka, dolu yaşamış. Gerçekten. Mutlaka o kitabı sizler de bir şekilde temin edin, okuyun. Kitap sever dostlara söylüyoruz. Ben de böyle eskilerden böyle çok yıllar önce, yıllar önce okuduğum kitapları böyle elime alıp tekrar okumaya başladım. Gerçekten öyle. Benim için de çok faydalı oldu bu. Bu anlamda hem icra çalışmaları, hem kitap aynen okumaları. Aynen öyle, gerçekten öyle. Yani sosyal medyayı çok karıştırmıyorum. Çok bakmıyorum çünkü moralim bozuluyor. Biraz önce de söylediğim gibi bunu bile farklı anlamda düşünen, değerlendirmeye çalışan insanlar oluyor. Çok gerçi kişi var, gerçekten. Allah'tan devletimiz bu konuda inanılmaz duyarlılık gösteriyor. İnsanların böyle motivasyonunu bozacak şeyleri yapanları anında gerekli şekilde cezalandırıyorlar. Evet, o konuda gerçekten bir daha da yapmasınlar diye. Gerçekten. Efendim, bahçıvanımıza bugün böyle bir farklı formatla sevgili Hüseyin'le beraber muhabbet edelim. Sevgili dostlarımızın, bahçıvan izleyicilerinin evlerine konuk olalım istedik. Bir güzel türküyle bugünkü bahçıvanımızda noktalamış olalım. Sürçülisanlarımız mutlaka oluyor, affola. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek umudu arzusuyla. Sevgili Hüseyin Yazan'a öncelikle çok teşekkür ediyorum, ben teşekkür bizi kırmadı ediyorum geldiği hocam için. İnşallah başka programlarda birlikte olacağız. Hüseyin Yazan'ı dinleyeceğimiz bir program da olacak, onu söyleyeyim. Sağ ol. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırda ve hayırla kalın. Hoşça kalın diyoruz. Thank you.
sevdi, can çemirdi. Bak gözümde yaşamıyor. Yazıldı, can çemirdi. Bak gözümde yaşamıyor. Mevlam aynı yardan ayrı kalmak ölür, söyle ne olacak halim. Yardan ayrı kalmak ölür, söyle ne olacak halim. Böyle kader gelir garip başa veriyorum. Gelir garip başa veriyorum. Başa veriyorum. Böyle kader böyle durur. Gelir garip başa veriyorum. Gelir garip başa veriyorum. Başa her an gözümde perdesin, nerem varsa sen oradasın. Her an gözümde
gökte uçan uçan uçan. Gökte uçan uçan.